29 Mayıs 11. sınıf Türkçe deneme çözümlerim. Birinci sorum, aşağıdakilerin hangisinde bir deyim kullanılmamıştır? Diyor. A seçeneğinde ele almak bir deyim. B seçeneğinde dönüm noktasına gelmek. C seçeneğinde dile getirmek. E seçeneğinde el atmak deyimleri kullanılırken D seçeneğinde herhangi bir deyim kullanılmamış. O yüzden cevabımız D olacaktı. İkinci soru. Parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır diyor. Türkçe'de can sözcüğü ile ilgili birçok deyim vardır. Bunlardan bazıları ve açıklamaları şunlardır. Canı pek, acılara karşı dayanıklı demektir. Bu doğru. Canı tez, acılara karşı dayanıksız olan değil, sabırsız anlamına gelir. Can kalmamak, gücü tükenmek, bitkin bir duruma gelmek demek. Can kulağıyla dinlemek, büyük bir dikkatle dinlemek. Canlı cenaze ise çok zayıf ve güçsüz kişi anlamlarına gelir. Bu yüzden burada yanlış açıklanan deyimimiz B seçeneği olacaktı. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim insana özgü olumsuz bir niteliği yansıtmaktadır diyor. Boğazına düşkün yemeği seven anlamına gelir. Gelene geçene dert yanmak, derdini, sıkıntısını herkese anlatmak. Dilinin döndüğü kadarıyla, daha doğrusu dili dönmek anlatabildiği ölçüde anlamına geliyor. Ekmeğini taştan çıkarmak, güç koşullarda ekmek parası kazanabilmek anlamlarına gelir. Bunlar olumlu ifadelerdir. Fakat E seçeneğindeki fırsat düşkünü ise kötülük yapmak için fırsat kollayan kişileri anlatır. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisine yansımadan türemiş bir yüklem vardır diyor. A seçeneğine baktığımızda yüklemi sürgün olmaktır bir yansıma sözcük değil. B seçeneğinde çekip gitmek yine yansıma değil. C seçeneğinde duyulur sözcüğüdür yüklem yine yansıma bir sözcük değil. D seçeneğinde söylüyorum yine yansıma değil. E seçeneğinde ise gümledi sözcüğü yansıma güm sesinden türemiş bir yüklemdir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler birbirinin sesteşi değildir demiş. A seçeneğinde al yani kırmızı anlamındaki al, bir de almak fiili. Bunlar aynı anlama gelmezler, aynı şekilde yazılmışlardır. Bu yüzden sesteşler. Tık yansıma diyebiliriz bu sözcüğe. Bir şey tıkmak ise hani bir şey sıkıştırmak, yerleştirmek anlamındadır. Yine sesleştir. Yen bir kıyafetin veya işte bir kumaşın vesaire herhangi bir bölümünü anlatır bize. Bir de yenmek fiili olarak kullanılmış. Yine farklı anlamlar olduğu için sesleştir. E seçeneğinde kanmak fiili ile kan sözcüğü kullanılmış yine sesteştir. Ama C seçeneğinde ise gerek sözcükleri gerekmek fiili yani lazım bana gerekli anlamlarına gelen bir sözcük olarak kullanılmış. O yüzden burada sesteş sözcük değildir. Cevap C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğimiz aynalar demiş. Bilmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizedeki anlamıyla kullanılmıştır? Dizelerde kullanıldığı anlamı
Zannetmek, sanmak anlamlarında kullanılmış. Seçeneklerde bilmek, yani bir fikri olmamak anlamında burada A seçeneğinde, B seçeneğinde tanımak anlamında kullanılmış. C seçeneğinde yine tanımak anlamında kullanılıyor. E seçeneğinde yine bir fikrinin olmaması anlamında kullanılmış ama D seçeneğinde ise halbuki seni mert bir insan sanırdım anlamında, yani sanmak fiilinin yerini tutacak biçimde kullanıldığı için cevabımız D seçeneğidir. Yedinci soru. Cümlenin anlamını karşılayan atasözü aşağıdakilerin hangisindedir demiş. Kendi yararına bir iş yapmak için fırsat kollayan kişi, kimsenin bu işe engel olamayacağı karışık bir zamanı kollar. Karışık bir zamanı kollar demiştik. Yani kötü durumlardan kendine bir fırsat çıkarmak anlamındaydı biliyorsunuz. Ve bunu karşılayan atasözü ise C şıkkında verilmiş. Kurt dumanlı havayı sever. Çünkü dumandan faydalanıp işte şehre iner, köye iner gibi bir anlam ile verilen cümleyi bağdaştırabiliriz. Bu yüzden cevap C seçeneğidir. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen yargıya en yakındır diyor. Yeni bir edebiyat oluştururken batıya özenmek ne kadar yanlışsa geleneğin dar kalıplarına sıkışıp kalmak da o kadar yanlıştır. Yani ne batı taklitçiliği yap ne de klasik geleneksel kalıplara sıkışıp kal demek istiyor burada bize. Bakalım en yakın ifadeyi hangi şık vermiş? D seçeneğinde. Geleneksel anlayışta diretmek de, Batı özentisi içinde olmak da yeni edebiyat anlayışı içinde yer almamalıdır demiş. Gördüğünüz gibi hem geleneksele karşı çıkmış hem de Batı taklitçiliğine karşı çıkmış. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç ilişkisi vardır? Amaç ilişkisi arıyorsak genellikle bizim mak içinle kurulmuş olan cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü mak için ifadesi genellikle bize amaç ifadesini verecektir. Bakıyoruz. Birinci cümle. Duvarda daha büyük nesnelerin bir taraftan ötekine iletilmesini sağlamak için bir döner kapı yapılmıştı. Bakın döner kapının yapılmasındaki amaç nesnelerin bir taraftan diğerine itilmesini sağlamaktır. Gördüğünüz gibi ilk cümlede bize amaç ilgisini vermiş. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktı. Onuncu soru. Cümleye göre sözü edilen yazarın farklı yönlerini görmemizin nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değişik kuşaklardan değişik anlayışlardaki yazarların düşünceleri bu yazarımızın ayırt edici yanlarını görmemize olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi yazarın farklı yönlerini görmemize olanak sağlayan, onu farklı zamanlarda yetişmiş olan farklı anlayıştaki yazarların düşünceleri ile karşılaştırmış. Yani burada bir karşılaştırma durumu söz konusu. Ancak o şekilde onun farklı yönlerini görmemiz sağlanıyor. Bu anlamda bize nerede verildi? A seçeneğinde verildi. Dönemleri ve görüşleri farklı olan yazarların düşüncelerine başvurarak, yani o düşüncelerle yazarın düşüncelerini karşılaştırarak ancak onun farklı yönlerini görebiliriz. Aşağıdakilerin hangisinde o sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır diyorsa bize sözcük türünü soruyordur. Baktığımız zaman A seçeneğinde bu yarışı o açık ara önde bitirdi derken bir kişi zamiri olarak kullanıldı. O benim tanıdığım en iyi insandır derken yine bir kişi zamiridir. O güzel günleri şimdi özlemle alıyorum derken hangi günler o günler bir işaret sıfatı. D'ye baktık. Yapılan hiçbir çalışmayı o değerlendirmez derken yine bir kişi zamiri.
O size bu konuda yardımcı olacaktır derken yine bir kişi zamiri olarak kullanıldı. Hangisi görev olarak farklıdır? C seçeneği demeli idik. Aşağıdakilerin hangisinde ilgi adılı kullanılmıştır demiş. İlgi adılımız neydi? Ki ile kurulmuş olan ifadelere dikkat edeceğiz. Yarınki maça gideceklerini söylediler derken hangi maç? Yarınki maç. Burada sıfat yapan ki kullanılmış. O yüzden ilgi zamiri değil. Bilmem ki derken bağlaç olarak kullanıldı. Mahalledeki birçok insan derken yine sıfat yapan ki olarak kullanıldı. E seçeneğinde ise yine bakınız hem de ayrı yazıldığı için de çok rahat görebiliriz bir bağlaç olarak kullanıldı. Bütün arabaları tarayan gözleri benimkinde takılıp kaldı derken benimki burada neyin yerini tuttu? Arabanın yerini tuttu. Bu sebeple C seçeneğindeki ki ilgi zamiridir deriz. Aşağıdakilerin hangisinde yer yön bildiren sözcük belirteç olarak kullanılmıştır? Demiş. Bakalım dışarıya bazı bilgiler sızdırılmış derken burada isim olarak kullanıldı. İçerisi bakınız çekim eklerini aldığı için yine isim. Yukarıdan yine isim görevinde çünkü çekim eki aldı. Hangi katlar aşağı katlar derken burada sıfat görevinde kullanıldı. Ama nereye girelim? İçeri girelim derken fiile sorduğum için ve herhangi bir çekim eki almadığı için yer yön zarfı olarak kullanılmıştır D seçeneğinde. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat çekimli bir eylemle zarf öbeği oluşturmuştur diyor. Hangisinde edat çekimli bir eylemle zarf öbeği oluşturmuştur? Öncelikle edatı bulalım. Gibi edatımız. Bakınız ondan önce düşer, düşmekten düşer, geniş zaman ekini almış çekimli bir fiilimiz var burada. Nasıl düşüyorum? Bir kutuya düşer gibi derken bakın nasıl sorusuna cevap verdiği için burası ne olacaktır? Zarf öbeğini oluşturacaktır. O yüzden cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipiyle çekimlenmemiştir? İstek kipinin eki A, E idi. Bakıyoruz biraz sonra size bir masal anlatayım. İstek kipiyle bugün gezmek için Kadıköy'e gidelim derken yine istek E. Sevelim, sevilelim bakınız yine istek kipi. Anlatmayasın derken yine şurada E A'yı görüyoruz. İstek ama söylemesin derken burada emir kipi kullanılmıştır. Bu yüzden cevap B seçeneği olacaktır. Altı. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi ad eylem değildir? Demiş. Acı çekmek bakınız. Makmek eki isim fiil ekidir. Ölüm indirmede gökler. İndirmekten indirme isim fiil eki. Gülmekten gülmeyi unutma dedi. Yine isim fiil. Ne saati başlama saati derken bakınız başlamaktan başlama yine isim fiilidir ama B seçeneğinde su söyleme derken buradaki mameyimiz isim fiil değil olumsuzluk ekidir. O yüzden cevap B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan il eki almış eylemlerin hangisi özne ile ilgisi bakımından farklıdır demiş. Il burada nedir? Çatı ekini kastediyor. Bizden özne yüklem ilişkisini arattığı için ve L ekini sorduğuna göre edilgenlik
ve dönüşlülük açısından yaklaşmamız gerekecek fiillerimize. Bakıyoruz A seçeneğinde. Yapmaktan yapıldı. Kim tarafından yapıldığı belli değil, o yüzden edilgendir. Duyuldu. Yine kim tarafından yapıldığı belli değil, edilgen. Kırıldı. Yine kim tarafından kırıldığı belli değil, edilgen. Kesildi. Kim tarafından kesildiği belli değil, edilgen. Sonunda o da düşüncemize katıldı derken, katılan kim? O. Bakınız özne mevcut. O yüzden katılana ulaşabildiğime göre burası dönüşlü bir fiildir. Cevap da E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde özne yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır demiş. Yine bizden çatıyı istemiş. Özne yüklem dediğine göre etken, edilgen, dönüşlü ve işteş fiiller üzerinden düşünmemiz gerekecek. Bakıyoruz. A seçeneğinde değişmişti derken, değişmek. Bu etken bir fiil. Öznesi de bellidir zaten. Dövüşmek. Bakınız, iş ekini almış. Aynı zamanda karşılıklı yapılma anlamı var. İşteş fiildir. Tanışmak yine aynı şekilde işteş. Buluşmak yine işteş. Savaşmak ise kendi başına zaten işteşlik anlamını taşımaktadır. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir söz öbeğinden oluşmamıştır diyor. Bakalım zayıflayan ne? Türk dili. Bakınız bir tamlama biçiminde oluşmuş öznemiz. Var olan ne? Pek çok gazete ve dergi. Yine söz öbeği biçiminde. Bakan kim? Sanatçı. Bakın tek bir sözcük. Kontrol eden kim? Evin yaşlı hanımı. Yine söz öbeği. Kolay olan ne? Türkçe soruları yine söz öbeğidir. Hangisi tek sözcükten oluşmuş? C seçeneği olmalı idi. Yirminci soru. Cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Öncelikle yüklemimizi bulalım. Çıka geldi yüklemimiz. Çıka gelen kim? Hurşid'in üniversitede okuyan küçük kardeşi öznemiz. Ne zaman ya da nasıl çıka geldi? Ansızın zarf tümleci. Nereden çıka geldi? Ağaçların arasından dolaylı tümleç. Nasıl çıka geldi? Dilinde eski bir şarkıyla yine zarf tümleci kullanılmış. Hangisine yer verilmemiş? Nesneye yer verilmemiş. Cevap E olacaktı. 21. Cümlelerin hangisi yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır demiş. Konuyu çok araştırdım ama bulamadım diyor. Bakınız iki yargı var. Birbirine de bağlaçla bağlandığı için bağlı cümledir. Hem çalıştı hem okudu. Yine iki yargı. Neyle bağlanmış? Bağlaçla bağlanmış. Bağlı cümle. Her gün bu saatte uyur. Tek yargı var. O yüzden basit cümle. Dinledi ama anlamadı sanıyorum. Bakınız yine bağlaçla bağlamış birden fazla yargıya bağlı cümle. Oraya gittim de seni orada göremedim. Yine iki cümleyi bağlaçla bağladığı için bağlı cümle. Cevap C seçeneği olacaktı. Hangisinde yan cümlenin görevi diğerlerinden farklıdır? Yan cümleleri neler oluşturuyordu? Genellikle fiilimsiler oluşturuyordu. O zaman fiilimsilerin olduğu yerlerin hangi görevde olduğunu bulalım. Çıkıp, bakın balkona çıkıp, nasıl seyrettiler balkona çıkıp derken zarf tümleci görevinde.
Nasıl binmişti bileti almadan? Yine zarf tümleci. Nasıl okuyordu zaman buldukça? Ya da ne zaman okuyordu zaman buldukça? Yine zarf tümleci. Masanın üzerinde olan ne? Okunmuş kitaplar, özne. Ne zaman gördüm sinemaya giderken? Yine zarf tümleci. Hangisi olacaktı cevabımız? D seçeneği olacaktı. Diğerlerinden farklı görevde olan. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü türemesi yoktur demiş. Bakalım yapayalnızda bakınız A türedi. Daracıkta yine A türedi. Gepegenç'te yine E türedi. Sapasağlam'da yine A türedi. Ama E seçeneğinde sadece kapkara. Bakınız P ve K arasında herhangi bir ses yok. Bu yüzden cevap E seçeneği olacaktı. Bu fıkrada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Bakıyoruz Nasrettin Hoca bir cimri tanıdığının bakınız K yumuşak G'ye dönüştü. Ünsüz değişmesi. Dık dik bakın T'ye dönüştü. D sesi benzeşme. Gerçi burada yer verilmemiş. Tanıdığı ona bayat ekmek ile bir tabak bal ikram etmiş. Nasrettin Hocam balık kaşıkla yemeye başlamış. Ev sahibinin gözü yerinden oynamış. Bakın oyundan oynamak ünlü düşmesi. Aman efendim bal ekmekle yenmez ise insanın içini sıyırır demiş. Nasrettin Hocam hiç ses çıkarmadan balı bitirmiş ve kimin içinin sıyrıldığını Allah biliyor demiş. Bakınız birden fazla var gerçi kaynaştırma ünsüz. Örneğin şurada. N'dan n'ın ekini oluşturan ilkine kaynaştırma ünsüzü ya da içinin derken yine şurada bir kaynaştırma ünsüzü var. Bunu eledik. Ulama örneğin bakınız. Tanıdığının evi. İkram etmek. Burada da ulama var. Ama ünlü aşınması örneği yoktur. O yüzden cevap A seçeneği olacak. Bazı birleşik isimlerde NB çatışması kuralı aranmaz. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır demiş. Evet biz bu kuralı bazı özel isimler ve birleşik sözcüklerde aramıyorduk. Baktığımız zaman örneklerimize C seçeneğinde sonbahar birleşik bir sözcüktür. Bu yüzden kurala uyulmayan örneklerden biridir. Yani NB çatışması dediğimiz şey nedir? N'nin M'ye dönüşmesidir. Yani aslında olması gereken MB şeklidir ama birleşik sözcüklerde ya da bazı özel isimlerde biz bu kuralı aramayız. Bu yüzden cevap C. Atasözlerinden hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Ağaç düşse de yakınına yaslanır. Yok. Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün de börkü. Yine yok. Gözden uzak olan gönülden de derken şuradaki de bağlaç olan D'dir ve ayrı yazılmalıdır. O yüzden cevap C seçeneği olacaktı. Dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Demiş. A seçeneğinde yok. Ellerinde rüzgarın taşınmaz çamurları var. Yoktur. Köpüren denizin kenarında geçti ömrüm. Yine yok. İnan batmış şehirler gibi onarılmaz anılar. Yok. Kipriklerin değil aslı ne olacaktı? Kirpik olması gerekirdi. O yüzden cevap E seçeneği olmalıydı. Hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır demiş. Antoloji doğru, konservatuvar doğru, profesyonel doğru, laboratuvar
Doğru ama antrenör derken şu aradaki ı sesi olmayacaktı. Cevap A seçeneğidir. Hangisinde noktanın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. E seçeneğinde bir yanlışlık yok. D seçeneğinde evet kısaltmalar arasında nokta olabilir. Doğrudur. Tarihli gün ay yıl arasında nokta kullanılır. Evet. Dakika ve saati ayırırken nokta kullanılır. Evet ama kurum kuruluş adlarının kısaltmalarında araya nokta kullanılmaz. O yüzden cevap A seçeneğidir. Otuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ve noktalama yanlışı yapılmamıştır diyor. Aynı cümle olduğu için direkt doğru olan şıkkı vereceğim. Çanakkale'de gazi olmuş Hasan Çavuş derken Çanakkale'de evet çekemekini özel isimden ayırmak için kesme işareti kullanırız. Gazi olmak yani orada savaşmış olmak anlamındadır. Büyük harfle yazılmaz Gazi'nin G'si. Çünkü bir sıfat olarak kullanılmamış burada. Hasan Çavuş derken, evet Çavuş ifadesinde Ç büyük olacaktı. Sonrasında kişinin sözüne yer verildiği için bir virgül kullanılmış. Tırnak açılmış. Çanakkale Savaşı, evet büyük harfle bir saatte anlatılabilir mi derken soru edatı ayrı. Hiç demiş. Evet bir soru olduğu için soru işareti peşinde tırnak kapatılmış. Küçük harfle devam edip cümle bitirilip nokta kullanılmış. Doğru cevap A seçeneği olacaktı. Otuz birinci soru. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Toplum ne yazık ki sanatçıdan kendi duyarlılığını onaylamasını, herkesin kendine ait hissedebileceği ortak duyarlılıklar oluşturmasını bekliyor. Birçok sanatçı da toplumun bu anlamsız ve yersiz beklentisine uymaya çalışıyor. Ancak unutmamak gerekir ki gerçek sanatçılar bu beklentiye uymayanlar arasından çıkıyor. Bizden ana düşünceyi istemiş. Ana düşünce yani esas verilmek istenen düşünce genellikle paragrafların son cümlelerinde ya da sonlarında karşımıza çıkacaktır. Bu paragrafta da olduğu gibi. Bu yüzden bu anlatıma en yakın ifade E seçeneğinde yerini bulmuş. Toplumun beklentileri uğruna sanat anlayışından taviz vermeyenler gerçek sanatçı olabilir diyerek. Cevap E seçeneği. Parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu gibi ifadelerde genellikle ilk bir iki cümle bize yol gösterici olacaktır. Bu şartlarda olamayacağını da biliyorum. Belli başlı bir şarttan bahsedecek demek ki bize. Kitapçılar şiire pek ilgi göstermiyor. Onlar da okur ilgi göstermiyor, satmıyor ki diyerek savunuyorlar kendilerini demiş. Çoğu büyük yayın evlerinin şiir kitaplarına pek sıcak bakmadıklarını da biliyoruz. Yurt dışında okur festivaline katıldım birkaç kez. Klasik kitap fuarlarından çok daha şenlikli. Burada da bu tür etkinlikler gerçekleştirirsek epeyce yol alırız demiş. Bakalım en uygun hangi cümleyle başlayabilir? Yayımladığımız şiir kitaplarının okurla buluşturmada ticari başarımız yok demiş. Bu şartlarda olamayacağını da biliyorum. Çünkü kitapçılar şiire ilgi göstermiyor demiş. Evet, bizim burada başlangıç cümlesi olarak D seçeneğini seçmemiz yerinde olacaktır. Parçanın aşağıdakilerin hangisiyle devam etmesi en uygundur demiş. Yine bir anlam bütünlüğü ve anahtar sözcükleri bulmamız gerekiyor bizim. Yapıtınızda karakterler size hiç benzememeli. Kendilerine benzemeli. Sözcükleriniz de size değil, onlara ait olmalı. Aynı şekilde sizin sevdiğiniz nesne ya da mekanları değil,
onların ilgisini çekenleri betimlemelisiniz. Aksi takdirde onları değil, size ait olanları anlatmış olursunuz şeklinde bitirilmesi en uygunu olacaktır. Dört. Parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir diyor. Bu tür sorulara cevap verirken genellikle bize ilk cümleler yol gösterici olacaktır. Kimi zaman haykırmak istedim, sevincimi ya da acımı, umudumu, coşkumu, coşkunluğumu ya da korkumu. Olmadı. Sesim içimde boğuldu. O zaman kaleme sarıldım. Bakınız. Şu cümleler bize yazarın yazmayı neden seçtiğinin cevabını vermiş bulunmaktadır. O yüzden cevabımız da B seçeneğidir. Otuz beş. Parçada düşüncenin akışını bozan cümle numaralanmış cümlelerden hangisidir demiş. Bakalım burada farklı bir konuya geçiş bulmamız gerekiyor. Ya da işte tek bir cümlenin farklı bir şeyden bahsediyor olması gerekiyor. Romancı olan kişi eski romanların dünyasıyla çağdaş dünya arasındaki derin ayrımları sezip görecektir. Romancıdan bahsediyorum. Eski romanların yetersiz olduklarını az çok kavrayacaktır. Eski romanlar. Ne denli güzel, sürükleyici olursa olsunlar bir eksiklikleri var bu romanların. Eski romanlardan bahsediyor hala bu diyerek. Romanlar kurgulanmış olayları anlattığı ölçüde başarılı olur demiş. Burada genel bir romanla ilgili bilgiden bahsetmiş. İçleri hep öğretici şeylerle dolu olduğu halde bu romanlar zamana yenik düşerler derken aslında bize nereden bahsediyor? Eski romanlardan bahsediyor. O zaman farklı bir konudan bahseden cümlemiz hangisidir? Dört numaralı cümledir. Yani cevap D seçeneği olacaktır. Otuz altı. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirmek kavramıyla ilgili değildir demiş. Bakıyoruz. Kendini geliştirmek, değişik düşüncelerle beslenmeyi. Bakınız, değişik düşüncelerle beslenmek derken düşünce yönünden beslenmeyi kastetti, eledik. Zorunlu kılar ayrıca gözlemlemek. Bakınız, gözlem yapmak gitti. Okumak dedi. Okumayı da eledik. Seyretmek, insanları fark etmek, kendi çemberinin dışına çıkmak, başka diyarlara fikir ve beden olarak yolculuk yapmak da insanı geliştirir derken şurasıyla da yani şu son bölümle de E seçeneğini elemiş olduk. Geriye kalan ise D yani kendi düşüncelerinde kararlı olmak gibi bir ifade geçmemektedir. O yüzden cevap D seçeneğidir. 37. Parça üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım nelerden bahsediyor bizi. Bu parça üzerinde durulan konu Türkçe karşılığı olmayan Arapça Farsça sözcükleri ne yapacağız demiş. Sözcüklerle ilgili bir ifadeyle başladık, cümleyle başladık. Biz kullansak bile bizden sonrakiler kullanmayacaklar onları. Yine sözcüklerden bahsediyor. Frenkçelerini de alamayız. Sözcüklerin anlamından bahsediyor yine. Bir çıkmazdan başka bir çıkmaza girmek olur bu. Gerçi okullarımızda Batı dilleri okutuluyor, okutulur ya. Gene de köklerine inilmiyor onların. Latince, Yunanca gösterilmiyor. Bu dillerin ürünleri incelenmiyor. Batı kültürünün temellerine yabancıyız biz. Böyle olmasaydı bile alamazdık Batı dillerini. Okumuş bir azınlığın anlayabildiği bir dile gidemezdik. Derken gördüğünüz gibi üzerinde durulan konu aslında şu ilk cümleden bile çıkmakta. Nedir o da? Dilimizdeki yabancı sözcüklerin
durumundan bahsediyor. O yüzden cevap C seçeneği olacaktı. Çünkü bize eğitiminden bahsetmedi. Dil eğitiminden yine bahsetmedi. Esas üzerinde durduğu belli bir kesimin bazı sözcükleri bilmesi de değil ve yabancı sözcüklerin kökenlerin öğrenilmesi de değil esas anlatılmak istenen. Bu yüzden cevap C. Otuz. Parçada anlatıcının amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım nelerden bahsediliyor parçada. Cumali kanlanmış, küçülmüş gözleriyle asma yapraklarının arasında bir yerlere bakıyordu. Bakışlarını hiç çevirmeden iyi ama Gülizar ben iyiyim gerçekten dedi gülümsemeye çalışarak. Öldü ve hayattan bir adım önde şimdi. Düşünsene. Gülizar eski arkadaşının dudağının kenarında paramparça olmuş gülümsemeye baktı. Bakınız hep görsel ögelerden betimlemeler yapmışlar gördüğünüz gibi. Bu da amacı nedir ki özellikle Cumali'nin üzerinde durduğu için birisi hakkında bir izlenim kazandırmaktır burada amaç. Onunla ilgili betimsel ögelere başvurduğu için bu yüzden cevap A seçeneği olacaktır. Parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır demiş. Neleri istiyor bizden? Karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, tanımlama, açıklama. Bir kere açıklama, tanımlama daha çok öğretici metin türlerinde olur. Bunu unutmayalım, ona göre şimdi okumaya başlayalım. Bu nakışlı çorap bir türkü gibidir. Bir türkü sıcaklığında örülmüştür. Sarısı, kırmızısı, yeşili, mavisi, turuncusu her türlü rengi karışık uyuşmuş. Bir sıcaklık, bir yumuşaklık meydana getirmiştir. Aşk gibi, şefkat gibi bir şey olmuştur. Bir kere bize öğretici bir metin türünden almadığı için bu parçayı açıklama ya da tanımlama diyemiyoruz, ağır bastığını söyleyemeyiz. Burada bakınız Türkiye benzetmiş, aşka benzetmiş, şefkate benzetmiş. Daha çok gördüğünüz gibi hangi yönü ağır basmakta? Benzetme yönü ağır basmaktadır. Parçanın o yüzden cevap B seçeneği olmalı idi. Bakıyoruz. Bu parça ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Öncelikle bir parçayı okuyalım. Dışarı güneşe çıkıyor, güneşte dolaşıyor, içeri giriyor. Kaçakçılardan alınmış yeni ceketinin cebinde bir mendil sokulu. Mendili türlü şekillere koyuyor, uğraşıyor. Kasketi de yeni. Kasketi başına geçiriyor. Altından alnına kara, uzun perçemlerini çıkarıyor. Sonra geri koyuyor. Bir de böyle bakıyor aynaya. Bakalım göstermeye bağlı bir metinden alınmış mı? Hayır. Yani bir tiyatro metini değil bu. Gözlemci bakış açısıyla yazılmış mı olabilir? Çünkü hem üçüncü kişi hem de herhangi bir kahramana müdahale söz konusu değil. Dışarıdan bir gözlem yapılıyor gördüğünüz gibi. Gezi türünün özellikleri yansıtılıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O tarzda bir öğretici metin, yani didaktik bir yön söz konusu değil. Öznel bir anlatımla oluşturulmuştur. Öznel derken kendi duygu düşüncelerini yansıtmıyor burada. O yüzden bunu da eledik. Destansı söyleyişlere yer verilmiştir derken olağanüstülükler ya da şiirsel bir anlatım yine söz konusu değildir. Hangisidir doğru şıkkımız? B seçeneğidir. Müdahale edilmediği için kahramana ve üçüncü kişi ağzından verildiği için, kişinin iç dünyasına vesaire de değinilmediği için gözlemci bakış açısıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Cevap B seçeneğidir.